İyi akşamlar efendim. Bir Başkan'la 52 dakika programına da hoş geldiniz. Bu akşam yeşilin her rengini yaşayabileceğimiz Çatalpınar ilçesindeyiz. A52 televizyonu, Moda TV, Çakır TV kanalından ortak yayın yaptığımız programımızı Başkan'la 52 dakika programını Çatalpınar Belediye Başkanımız Ahmet Türe Beyefendi ile beraberiz. Başkanım, bu akşam bizi konuk ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Güzel ilçenizde de bizi ağırlıyorsunuz. Çok Hoş teşekkür geldiniz, ederim. hoş geldiniz. Ben de A52 TV'ye buradan ekranlar başında bizleri izleyen değerli Çatalpınarlılar ve ülkemizden diğer insanlarla sizler adına teşekkür ediyorum. Bizleri de onları buluşturduğunuz için ben de sizlere ilçem adına, halk adına hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Başkanım, öncelikle sizi tanımak isteriz. Evet, ben 1960 Çatalpınar doğumluyum. İlk orta öğrenimini Çatalpınar'da, daha sonra da 1981 Fasulye Lisesi'nden mezunum. Uzun yıllar Tarım Kredi Kooperatifinde çalıştım ve 2013 yılında Sinop'tan Merkez Tarım Kredi, Sinop Merkez Tarım Kredi Müdürü olarak da oradan da emekliye ayrıldım. Evet. 2014 seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı seçildim. Bu dönemde ikinci dönemim. Evli ve iki oğlan, bir kız babası, iki tane de torun sahibiyim. Allah bağışlasın. Kısaca özgeçmişimiz bu. Allah bağışlasın. Başkanım, biz tabii ki Çatalpınar'a geldik. Çatalpınar'da neler yapılmış? Bundan önce, sizden önce neler vardı? Sizin hayalinizde neler vardı? Gerçekleştirebildiklerinizi veya gerçekleştirmek istedikleriniz neler var? Bunları sizden kısaca öğrenmek istiyoruz. Evet. Çatalpınar ilçemiz gerçekten sizin de başlangıçta, açılışta söylediğiniz gibi mavinin her türlü tonuna sahip olan, Karadeniz'in her tarafının olduğu gibi ülkemizin her tarafı güzel ama Karadeniz mavisiyle, sularıyla bambaşka bir yer. Burada da Çatalpınar'ın ayrı bir güzelliği şöyle, iki tane derenin birleştiği yerde, İşte Keş Deresi ve Bolaman Çayı'nın birleştiği bir alanda kurulduğu için zaten ismini de daha önce Karamza Çatağı olarak bilinen ve çatak olarak da alınan ilçeyle beraber Çatalpınar ismini anıldığı gerçekten iki tane derenin birleştiği, iki tane vadinin birleştiği yerde kurulan gerçek şirin bir ilçemiz. Coğrafi bakımından çok güzel. Cenab-ı Allah bu güzelliği ilçemize vermiş. Biz de bu güzel ilçemizin üzerinde noksan kalan, hizmette noksan olan, yapılmamış olan hizmetleri yapmak için talip olduk. Elbette ilçemizin, ben de 60 yaşındayım. Yıl 1900 efendim 70'ten birisini bilirim, 10 yaşımdan beri. Babam işte burada esnaftı. Hep çocukluktan beri gelip giderdik mahallemize. Mahallemiz buraya 3 kilometre. Şöyle bir şey vardı. Çok büyük hizmetler yaptı. Ta kurucu belediye başkanımızdan tutun da biz de devraldığımız arkadaşımıza kadar. Buranın ne olduğunu bildiğimiz için her gelen bir taş koydu. Ben buradan ekranlara başında kuruluşunu yapan Kamil Bilge hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda Fikri Uçar abimize de o da Rahmana koştu. Mekanları cennet olsun. Diğer başkanlarımız da sağ olanlara da Allah sağlık sıhhat versin. Gerçekten onlar da güzel hizmetler yaptılar. Biz de onlardan onların yarım bıraktıklarını şeyi tamamlamak için buradayız. Gerçekten hayalimiz vardı. Hayalimiz var. Yine hayalimiz var. Çatalpınar'a hep beraber büyük şehrimizle beraber bir de bir şansımız vardı. Bizim büyük şehirle beraber oldu. İlk büyük şehrin ilk belediye başkanları olmayı da bize nasip etti. Gerçekten ilçemize çok kalıcı yatırımlar oldu. Mesela grup yolları. Bizim hayalimizde mesela sıcak asfalt denen bir şey yoktu. Daha önce biz belediye başkanlığına burada aday olduğumuz zaman da böyle programda böyle sıcak asfalt yapacağız falan böyle bir şeyimiz de vaadimiz de yoktu. Ama ilçemizde yaklaşık olaraktan şu anda 40 kilometreye yakın sıcak asfaltla kavuştular. Bugün çamaşırın bağlantı yollarına sadece Hasan Dağı mevki var.
bütün üç koldan Çatalpınar'ın ana yolu Çamaş tarafına sıcak asfalt. İşte Elmaköy'ü Çamaş arası sıcak asfalt. Yine Terimli, Şirinköy, Sakargiriş arası sıcak asfalt. Aynı zamanda Haşal Mahallesi, Keçili, Gündoğdu üzerinden Gündoğdu'ya kadar sıcak asfalt. Hasan Tami Ekin'de yol geliştirme çalışması var. Gülgentepe bağlantı yoluna çok az bir mesafe kaldı. O da sıcak asfalt. Aynı zamanda Korgan, iki tane bağlantı yolumuz. Çiplik, Çamlı, 17 kilometre uzunluğunda yer sıcak asfalt. Yine Karamza bu sene döktük, 7 kilometresini bu sene döktüğümüz. Evet. Yine Çatalpınar, Korgan bağlantı yolumuz sıcak asfalt yani. Bir de şehir merkezinde de sıcak asfaltlarla kavuşturduk. Gerçekten Büyükşehir'le beraber hem uyum içerisinde çok güzel bir hizmetlerimiz yaptı. Yol ağlık da. Bunlar sıcak asfalt ama satıyı kaplama beton asfaltlarımız da oldu. Mesela yapamadıklarımız elbette var, noksanlarımız var ama bugün diyelim Karahasan, Ortaköy yine orada satıyı kaplama asfaltlarımız. İşte Akkaya mevkiinde satıyı kaplama. Daha bu sene yeni yaptığımız burada bir 15-20 gün önce yine Karamza, Tefek Akkaya Tefek Mahallesi'nde, Akkaya Merkez Mahallesi'nde de satıyı kaplama asfaltlarımız. Aynı zamanda Madenköy'de 5 kilometre yakın bir zamanda döktük satıyı kaplama asfaltımız. Yani yol üzerine şu anda bizim ana güzergahta 3 tane mahallemizde bir yol sorunumuz var. O da Güneyce mahallemiz, yol genişletme çalışması 5 kilometresi bitti. Lokal olarak da 200 ile 300 metre arasında bir genişletmesi var. Onlar da yapıldığı zaman da Allah izin verirse bazı şeyleri planladığınız gibi olmuyor. Eğer onu da yaptığınız zaman da genişletme işi bittiği an, bu sene programdaydı ama gecikebilir. Belki de önümüzdeki seneye sarkacak büyük ihtimalle Güneyce Mahallesi. O da yapıldığı zaman da Güneyce Mahallemizin sorunları da bitmiş olacak. Gerçekten şu anda onlar bizi ekranları başında izliyorlar. Hakikaten yolları olmayan var ama şey diye tam yapılmadı. Yeni mahalleyi hazırlıyoruz. Akşama sabah sıcak asfalt olacak 2 kilometre. Onun da 1-2 gün içinde şey bitecek. Yani başkanım, o zaman buradan vatandaşlara şu müjdeyi verebiliriz yani sizin vasıtanızla. Sizin döneminizde. Evet. Bunlar hepsi. Ulaşılmayacak, yer kalmayacak. Ya, bir de Karşıyaka mahallemizde yakında belki de 10 gün içinde bir genişletme çalışması için makineye atacağız. Biz söz verdiğimiz gibi sadece şunu söyleyeyim. İşte diyor, biz bir yerde bir şeyi paylaşırken, bir yol çalışmasını varken öbür taraftaki bir başka mahalledeki vatandaşın haklıları bize ne zaman gelecek? Haklı olarak da eleştiriler yapıyorlar. İşte evet. Hep oraya mı başkan? İşte diyor ki biz üvey evlat mıyız? Bunları hep o bizim yayınlamış olduğumuz, 60'ı görsele atmış olduğumuz şeylerin altlarına yazıyorlar. Elbette haklılar onlar da. Biz gönül ister ki belediye başkanı, sadece ben değil, bütün arkadaşlarım Ordu'daki, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanım da ve ekibi, onlar da isterler bir an için bu ilin çok güzel olması. Mesela diyelim ki bir Büyükşehir Belediye Başkanım geldiği zaman da, bir köye çıktığı zaman da, o da sıcak asfaltta veyahut da asfaltlı bir yolda gitmesini elbette o ister. Ben de burada olduğum için mesela ben de isterim bir an önce yapılmasını ama hem ülkemizin, devletimizin ve ülkemizin ekonomik şartları ve bizim de belediyenin bütçesi, hep bunlar belli program içinde yapılan şeydir. Evet. Elbette yapılacak. Bu, ben şuna inanıyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey'in de zaten talimatları böyle ön plana çekti. Bu geri kalan, geçen dönemden kalan ama bu dönem olmazsa olmazları yol sorunu. Ben inanıyorum ki 2021'in sonunda ana yollar olaraktan söylüyorum yani. Evet. Burada yolların yapılmayacak yol kalmaz. Asfaltlanmayacak yol kalmaz. Çünkü Büyükşehir bu asfaltlama işlerini tamamen kendi inisiyatifine aldı. İhalelerle değil, kendi bünyesinde asfalt üreterek de yaptı. Bu çok büyük bir aşama. Evet. Yani şimdi daha artık böyle yol hazırsa bir yandan yolları hazırlıyorlar. Bir yandan da asfalt atıyorlar. Yani böyle ihaleler biliyorsunuz. Şöyle bir şey oluyordu ihalelerde. İhaleye çıkılıyor.
bir aksaklık, bir yerde bir noksan bir şey olduğu zaman da 3 ay bir daha onu tekrar bir şey, bir yılın gitti. Evet. Zaten buralarda sahillerdeki hizmetlerin çoğu zaten bitmiş yani. Ben iç kesimler olarak söylüyorum. Hele ki bizden yukarıda, bizim de mesela Korgan, Gürgentepe, işte Aybastı hizalarında bizim de mahallelerimiz var. Evet. Kabataş. İşte alt kesimlerde hizmetler oluyor ama burada 3-4 ay yazın çalışma yaptıktan sonra zaten kış modülüne giriyoruz. Evet. İlk defa bu sene hem şirketler bağında olsun hem de büyük şey olsun çok büyük çalışmalar oldu. Yani asfalt çalışmaları. Peki asfalt çalışmaları devam ederken başkanım, altyapı çalışmaları ne durumda? Yani altyapı tamamen bitti mi? Şöyle bir şey, zaten mahallelerde altyapısız, büyükşehirin şöyle bir şeyi var. Bizim evet. Zaten ufak dar olan yolları diyorlar ki genişletelim, bunu bir sefer yapıyoruz yola. Yani yatırım yaparken bir sefer yapalım. Ve ondan gecikiyor bazı şeylerde. Bizim yol altyapısı olarak da onlar zaten altyapıyı hazırlamadan bu işi yapmıyorlar. Evet. Yani en büyük şeyleri bu. Mesela bizim Güneyce mahalle yolumuzu asfaltlamaya kalktıksaydık yapılırdı yani. Hiç basit, üzerine dök asfaltı. Evet. At zifi, dök çakılı, asfalt olsun. Ama öyle değil. Genişletme zaman zaten 2 sene falan sürdü. 2 sene orayı genişletme. Taşları böyle, inanın 30 metre yer vardı. Bizim fen işleri müdür arkadaşımız hatta bu şeyle, operatörle iddiaya girdiler. Bir ayda kırar mısın? Bir ayda kır sana dedi. 1000 lira da ben vereceğim üzerine hani diye. 30 metreyi bir ayda kıramadı. Öyle bir taşa çatıyorsun. Evet. Mesela aynen böyle lokum alır gibi taş kırıyorsun yani makineler. 30 tonluk makine geldiği halde. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Hizmet evet. De zor. Hizmeti yapmak da zor. Ama yapıldığı zaman da onun üzerinde yürümek çok güzel ve hoş oluyor. Bizim yol alt yapıları zaten yapılıyor. Bizim diyorum 3 mahallede. Üçünün de Allah izniyle bir sene, bir tanesini Allah izniyle de şurada. Belki de 20 gün içinde falan veyahut da 10, 1 ay içerisinde mahallemizin hizmet alanını ikiye düşeceğiz. Evet. Ha, öbür mahallelerimizin sorunları hepsi bitti mi? Bitmedi. Ama ne var? Biz ana güzergahları yaptığı zaman da yan yolları, kolları yapmak kolay. Önemli olan gövdeyi yapmak. Şu anda büyükşehirlerimizle beraber biz gövdeleri yapıyoruz. Peki başkanım, mesela yollar yapılırken gördüğümüz kadarıyla, gelirken de çalışmaları gördük zaten. Bir de çevre yolu evet, projesi var. Size yakın geliyor burada. Çevre yolu evet. Artık çevre yolu Çatalpınar'a farz olmaya başladı. Belki de bundan 15-20 sene önce şöyle bir düşünce vardı. İşte çevre yolu çevreden geçerse, o zaman ilçeyi dolanırsa işte ilçe ölür mantığı vardı. Halbuki çok şeysiz bir yaklaşım. Mesela çok şey değil, gerçek bir şey yok. Çünkü eğer çevre yolu buraya bir güzellik katacak. Şu anda istimlak çalışmaları bitti. Allah razı olsun verenler de. Onlar da fedakarlıklarda bulundular. Yer sahipleri. İşte yol geçsin diye. Şu anda başlandı sanayi girişinden. Allah izin verirse. Önümüzdeki yıl belki de bir dahaki bir böyle program yaptığımız zaman da artık çok program yaparız belki i̇nşallah, ama inşallah. Böyle bir daha sene bu zamanda program yaptığımız zaman da belki de çevre yolundan işte bu gelerekten dolaşaraktan geçeceksiniz. İnşallah. Şu anda başladı. Köprüsü de yapılıyor. Ben buradan kendisi tayin olup gitti ama Karayolları Bölge Müdürümüze, bu çevre yolunda emeği olan sayın vekillerimize gerçekten Şener Yıldız, 7 Yıldız vekilinde 3-2 seneden beri ki Ergün Taşçı vekilim, efendim Metin Gündoğdu vekilim sürekli bana burada vatandaşların bu konularda haberi yok ama işte yardımcı şey yap, şunu istimlak sorunlarını çözelim. Devlet şöyle diyor, istimlak sorunu çözün, kaynak benden diyor. Evet. Buradan İzmir bölge giden, bölge müdürlüğü olaraktan giden Sayın Murat Gönen bölge müdürümüze gerçekten teşekkür ediyorum. Var ya, hiçbir şeyi esirgemeden iyi bir bürokrat. Ben yolu, bahtı, her şeyi açık olsun. Yani burada karayollarının buradaki bu çevre yolunda çok büyük emeği var. O da sürekli bize yapıcı oldu. Hem istimlak çalışmalarında olsun. İşte
kendi çok istedi. Aynı zamanda Kabataş Belediye Başkanı, Vaybaslı Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü Korgan'da aynı öyle, Korgan Belediye Başkanımız da. Beraber hep gittiğimizde ilk önce Çatalpınar çevre yolu yapılsın. Yani teklifleri bunlar oldu. Biz işte Yakup Başkan, işte Betula Başkan'la gittiğimizde. Çünkü en çok zorluğu çeken Kabataşlılar, Aybastlılar. Buradan. Bir de Korgan. Belli bir Çamlık, Çiftlik beldeleri de buradan geçiyor. Yani bura rahatlasın ki onlar da rahatlamış olacaklar. Evet. Kabataş da bitti. Ben de oradan Yakup Başkan'ı da tebrik ediyorum burada. Gerçekten çevre yolu bir ilçeye nefes aldıran bir yol. Kesinlikle. Çünkü Ünye'de biz bunu yaşadık. Çevre yolu şehri rahatlatan en büyük etken. Fatsa şimdi ne yaptı? Ordu bana açıldı. Artık inşallah darısı Fatsalıların başına. Biz başladık. Bizimkisi başlamak bu işin bitişi demekti. En büyük sorunumuz istimlak sorunuydu. İstimlak sorunu çözüldü. Köprü başlandı. Zaten okulumuz da yapıldı. Bir önünde okulda vardı. Hem o sebep oldu bu işin hızlandırılmasını. Evet. Allah izin verirse önümüzdeki yazın ilçemizdeki Aybastı, Kabataş, Alanken, İç Anadolu'ya bağlayan burada aynı zamanda herkes der de İç Anadolu'dan mesela bağlayan yol diye Ulubey'de İç Anadolu ama şöyle bir şey var. Gerçekten burası Niksel'e en yakın bir yol bu güzergah. Evet. Onun için buradaki bir de şehir merkezindeki alan çok dar. Mesela belli bir yere 200-300 metre mesafesi var. Sorun yani. Bir büyük arabalar çoğaldı şimdi. Yani vasıta çoğaldı. Mesela tırlar geldiği zaman da dönemiyor. Bir vatandaş 2 dakika bir şeyden bakkaldan bir şey alamıyor. Niye? Hemen trafik tıkanıyor. Bunlardan kurtulmuş olacak. Çevre yolu yapıldığı zaman da buraya gelen vatandaşımız rahat alışverişlerini yapabileceği, aracını park edip de bakkalından alışveriş yapabileceği bir ortam olacak. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. İnşallah seneye Cenab-ı Allah bize burayı da kavuşmayı nasip eder diyorum. Peki başkanım, Çatalpınar'da turizmi cazibe merkezi haline getirebilecek herhangi bir projeniz var mı? Var. Şöyle bir şey. Zaten bizim 2 tane kayamız var. Akkaya var. Bu da tarihi kaya. Yine bir de Abdullah Kayası dediğimiz Kilik Kayası. Halk arasında Kilik Kayası bilinen ama literatürde Abdullah Kayası olaraktan geçen 2 tane kayamız var. Bunlar üzerinde araştırma ve çalıştırma yapıyoruz. 2 sefer Ordu Üniversitesi'ne öğretim görevliye getirdik. Keşfi yaptırdık. Buradan tarihini bir tarih şeyini çıkarttık orta. İşte milattan önce 1250 yıllarında yaşanmış. Burada ibadet olaraktan kullanılmış bir yerlerimiz var. Bundan temizliğini buradan İl Kültür Turizm Müdürümüze teşekkür ediyorum. Onun vasıtasıyla şeyi aldık. Anıtlar Kurulu'ndan temizlenmesi için üstündeki bitki örtüsünün işte çıkması için yüzeye çıkması için izni falan aldık. İşte akşama sabaha başlayacak önümüzdeki günlerde. Eğer ilk etapta iş kur elemanlar falan tahsil artık bize kalmış. Eğer gücümüz varsa temizlemeye başlayacağız. Ve yakın bir zamanda da yine burada Kul Kayası'nda kası yapan öğretim görevlilerimiz de gelecekler önümüzdeki bu hafta içinde falan. Artık burada ne yapılabilir? Burayı mutlaka bir şeye çıkarmamız lazım. Zaten Çıngırt Kayası, Kurul Kayası, Akkaya. Yani bu kaya işte milattan önce 1250 yıllarında yaşamış bir kavimlerin yaşadığı 3 kaya çok önemli burada. Biz gelen öğretim görevlileri aynı Kurul Kayası kadardan daha cazibeli bir kaya olduğunu söylüyor. Tabii onu oradaki çalışmalar gösterecek. Nasıl olduğunu onu bilim insanları ve su yüzeyine çıktığı zamandır belki de kazıya mı karar verecekler. Biz üzerinde Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güney, bakanımız diyoruz biz bakan olduğu için. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız da. O da işte seyir terası, Bolama Havza projesinde orada seyir terası da yapılmayı düşünüyor. Denizi görebildiğin, mesela buradan üstünden denizi rahatlıkla seyredebildiğin çok güzel bir kaya. Ama müthiş bir seyir terası yakışır. Yani bir de 5 dakikada kayadasın. Yani hemen kayanın dibine kadar asfaltlı yolumuz var. Geldiği zaman da 5 dakikada kayaya rahatlıkla çıkabileceksin. Aşağısında belki de 300-400 metre, belki de 400 metre falan rahat vardır. Bilmiyorum tam şeyde ölçmedik ama dik kayanın bir kesişti ama 5 dakikada da yukarıda o zirvede olduğum bir yer. Öyle ulaşımı da kolay.
asfaltlı yoldan geliyorsun. 5 dakikada yaya çıktığında kayanın zirvesindesin. Yani buradaki tarihi dokuda gün ışığına çıktıktan sonra inşallah Gaga Gölü güzergah üzerinde. Bu güzergah. Yani, böyle bir Aybastı yaylamız var. Mesela Aybastı Perşembe Yaylası güzergahındayız. Aynı zamanda bu evet. güzergah üzerinde iki tane kayamız var. Orada da incelemeler devam ediyor. İnşallah bunları faaliyete geçireceğiz. İşte evet. Bizim Ortaköy Şelalemiz var. Yine bu Aybastı yolu güzergahı üzerinde. Ana yola 500 metre. Güzel bir şelale ve büyük. Hiç yazı kışı kurumayan. İşte orada da bir projelerimiz var. Bu Bolaman Havza Projesi'nde yapılacak şeyler. İnşallah bunlar büyük bir proje. Biz bunların ön çalışmalarını yaptık. Dediler ki bütün kurumlarda olduğu gibi bu işi Bolaman Havza Projesi'nin içine aldırdık. Bu peyderpey Allah izin verirse. Bunları bir yüzden de az önce de konuştuk şeyi su yüzeyine çıkarmak istemiyoruz birden. Bir altyapısı olması lazım. Evet. Birisi oraya geldiği zaman da işte dinlenebileceği, orada oturup nefes alabileceği, oraya geldiği zaman da o şelaleyi seyrederken, o kayı seyrederken oturup dinlenebileceği bir alanları da yapmak lazım ilginci. Altyapısını yapmadan bu işler olmaz. İnşallah bunları da bu proje kapsamında yapacağız. Bir de bizim bu turizm açısından gelebileceği, insanların dinlenebileceği Oluk Düzü mesire alanımız var. Yaklaşık olarak da 1460 dönüm bir alan burası. Buradan 82 dönümünü tam zirveyi biz Orman Genel Müdürlüğü'nden kiraladık. Evet. Beltin mesire alanımız. Ve o mesire alanı üzerinde de Allah izin verirse bir projemizi, elektrik projesini çizdirdik. Kısa bir zaman sonra da Allah izin verirse bunun oraya elektrik geldiği zaman da bu alanı da insanların hizmetine sunacağız. Oktay Bey çok güzel bir yer. Şöyle bir şey. Fatsa ile Perşembe Yaylası arasında dinlenebileceğin 1100 rakımlı böyle bir yer yok. O da deniz, Fatsa, hele ki gece o manzarasını. İnşallah elektrikler gelir bir gün bir yayın yaparız oradan. İnşallah. Biz elektrikler geldiği zaman da bütün kanallar illa sizin kanalınız olsun, AL2, işte TV52, diğer kanalların altı, işte onlar zaten ayrı ayrı bir yayın yapacağız oradan. Bu benim içimde olan, müftebi olan şey. Burada sizin kanalınız aracılığıyla söylüyorum. Vallahi başkanım, ilçe küçük ama cazibesi mükemmel, büyük bir ilçeden bahsediyorsunuz. Güzel yani... bir yer. Coğrafyamız güzel, her şeyimiz var. Sadece çok ufak bir dokunuşlar. Yani biz bir yerde bir hizmet isterken 10 tane istemiyoruz. Biz sayın vekillerimize, büyüklerimize, ildeki evet. il müdürlerimize, genel müdürlerimize biz bir şeyden 10 tane istemiyoruz. Bize bir tane olsa yetiyor. Zaten diyoruz ki işte bize dikeni de dikseniz diken görülür. Aa, bunu kim dikti der. Evet. Gülü severekten herkes şeyler ama diyorum ki işte onun için bu ufak yerlerde belki de çok ufak, başka büyük ilçelerde ufak gibi görülür ama bizde o devasa bir hizmettir. Mesela böyle bir hayallerimiz var. Hadi ki Oluk Düzü'ne olsun. Mesela Çatalpınar'a. Biz Çatalpınar'a geldiğimizde altyapı gerçekten noksan olan bir şeydi. Evet. Yapılmıştı ama noksandı. İlk defa belki de buradan şunu söyleyebilirim. Sahil hariç iç kesimdeki ilçelerden, ben diğer ilçeleri tam bilmiyorum, arıtması olan tek ilçe biziz. Mesela bizim altyapımız daha önce işte dere kenarlarına falan atılar ortadan akılıyor. Gerçekten bunun üzerinde buradan OSKİ Genel Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyorum. Şu anda bizim şehir merkezimizin altyapısı artmamız olarak da yapılıyor. İşte park ve bahçelere akan kanalizasyonlar hepsi toplandı. Şu anda arıtma olarak da yapılıyor. Ve altyapımız güzel. Mesela biz geldiğimizde elektrik hatlarımız yer altında değildi. Kafamıza acaba düşecek mi diye o korku vardı. Ve elektrik hatlarında yer altına alınarak da ilçemiz bir şehir havasına, o dileklerin yapılması bir şehir havasına büründü. Yani hizmet geldiğimizden beri çalışıyoruz. Yani çok büyük şeylere imza attık. İnşallah daha hayallerimiz var yani. Peki başkanım, turizmden bahsetmişken Doka'dan hibelerinden yararlanabildiniz mi bu evet, projeler esnasında? Geçen buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimize de çok teşekkür ediyoruz. Doka'dan projemiz işte Oluk Düzü mesire alanı,
dediğimiz yerde bir projemiz çıktı. Yaklaşık 500 bin lira değerinde. Çok iyi. Cam fanusların oldu. Orada bisiklet yolu. İşte eski tarihi evler var bizim. İşte ben birkaç tanesini şey yaptım. Aldık onları. Şu anda hazır. Paralarını kimisini öde, kimisi hediye etti. Tarihi o şeyler var. Selenti diyoruz biz. Ambarlar. Evet. Yani halk dilinde bazı yerde selenti, bazı yerde ambar diyorlar. Ambar, evet. Buradan sizin kanalın aracınla bizi izleyen şu anda ekranların başında olan değerli Çatalpınar vatandaşlarıma da sesleniyorum. Sakın selentilerinizi falan, ambarlarınızı fırınlara vermeyin. Verecekseniz, eğer onu satacaksanız bize gelin. Biz onların verdiği fiyatın her zaman üzerinde fiyatta gelsin bize verdim. 3000 lira mı verdiler? Biz 4000 vereceğiz. 3500 vereceğiz. Bize versinler, biz alalım. Dursun orada. Biz zamanı geldiği zaman da onları oraya alacağız. Oraya beton, bu dediğim alana beton değdirmeyeceğiz yani. Evet. O tarihi bir doku olaraktan, sanki burada diyelim ki 100 yıldan beri, bu selentileri zaten 50-60 yıllık var, aldım ben birkaç tane. Bir tane de arkadaş verdi bir tane ev, 80 metrekare, tarihi bir ev, o da 80 yıllık falan bir ev. Onu da Allah izin verirse bu projeyle beraber oraya yerleştireceğiz. Diyoruz ki orada sanki bu serentilerde eski tarihi evleri oraya monte ederekten işte sanki burada 100 senelik bir yerleşim yeri varmış gibi olacak. Evet. Betonu sokmayalım diyoruz. Çok buraya. Çünkü betonun girdiği yerde her şey bozuluyor. Evet. Güzellik bozuluyor. Oran daha değeri kalmıyor. Birisine izin verdiğin zaman da öbürü geliyor. Ama bizim amacımız orayı, burada ekranların başında az önce buraya gelirken bir arkadaşım dedi ki, siz dedi selenti falan alıyorsunuz. Dedim ki selentleri bizde. Siz vermeyin. Buradan yine söylüyorum. Onları alalım. Orada vatandaşların işine görsün. Biz onları da evet, tarihi dokusuna düzgün işte ızgara yerleri yapalım, oturma yerleri yapalım veyahut da işlerine birkaç tane tarihi bir şey atalım, dinlenme yerleri yapalım. Gelsin adam gitsin, açsın kapısını, uyusun birkaç saat. Çok güzel bir yerimiz var. Hayalim var. Çocukluğumuzda her zaman söylüyoruz. 76-77 yıllarında belli bir yere kadar traktörle giderdik. Burada hocalarımız vardı o zaman da. Oradan sonra da yaya giderdik, top oynardık. İşte o alanda yapamadık. Beceremediğim işlerden bir tanesi bu. Geldiğim gün ilk şeyi, tuvaletini falan bir kısmına yaptırdık. Bir işte 6 tane 9 gözlü bir tuvalet yaptırdık. Elektrik gelemeyince hayallerimiz suya düştü. Sayın Ergün Taşçı vekilim de oraya çıkarmıştı. Metin vekilimi de, Şenay hocamı da, aynı zamanda Şenay 700 vekilimi de. Onlar da Orman Genel Müdürlüğü'nde daire başkanımız söz vermişti. Zaten orman arazisi. İnşallah bu dönem elektriğimiz kesin olacak yani. İnşallah. Peki başkanım, Çatalpınar'da istihdama yönelik neler var? Yani istihdam açısından şöyle bir şey var. Durumda? Bizde istihdam şu var. Gerçekten bu arka ilçelerin zor olan bir şey. Yani bugün belki Aybas'ta var, Korgan'da açıldı, Gölköy'de, Gürgentepe'de var. Bizim dezavantajımız var orada. İşte sahile yakınız. Evet. Şimdi bu bizi buradaki şey öldürüyor, çekiyor aslında. Yani. Fazla evet, bizi bu konuda şey yapıyor. Mesela Korgan'da var. Yine uğraşıyoruz. Bir yerimiz var. Burada bir arkadaşın da yeri var. Böyle iş adamlarıyla böyle şey halindeyiz. Eğer öyle, yine söylüyorum. Yer hazır. Böyle gelmek isteyen, böyle tekstil üzerinde çalıştırmak isteyenlere yeri geldiği zaman da ücreti biz. Eğer yer yapmak isteyenler yeri de var, bedava. Böyle öyle arazimiz de var. Mesela diyelim tesis kursun. Evet. Biz yardımcı olur. Her türlü ekipmanı veririz burada. Ekranlara başında bizi isteyen. İnsan gücü de var burada. Yani insan gücü Fas'ya gidiyor. Fas'ya gideceğin insan gücü oraya gideceğine burada çalışsın. Diye buradan iş adamlarını da sesliyoruz. Kendimizi de takip ediyoruz. Bizim Fas'ya yakın olmamız bizi bu konuda elimizi kolumuzu bağlıyor. Yani bu şey açısından, ama diğer ilçelerdeki mesela Korgan'da yapan bir arkadaşımız vardı. Onun da bir pandemiden dolayı şey yaptı, onun da merakı var bize. Onu da buradan ekranların başında bekliyoruz Çatalpınar yatırıma. İnşallah. Çatalpınar'da iş adamlarını da bekliyoruz şeyde. Gelsinler yapsınlar, biz yardımcı olalım. Evet, siz zaten biz yer verme konusunda hazırız diyorsunuz. Sıkıntı yok. Her yerimiz var, her şeyimiz var. Yeter ki gelsinler,
Bedava. Yani yer ücreti falan bedava. Vereceğiz yani. Onların olsun. Peki yeter işte, ki Çatalpınarlı'nın zaten yer. Hayvancılık ve tarım üzerine... Şeyde hayvancılık bir... burada eski bir hayvancılık yok. Ben tarım krediciyim. Yani yıllarımı tarım krediye verdim. Evet. Mesela. Eski o hayvancılık artık kalktı. Yani. Ben isterim ki şöyle bir şey olmasını isterim burada. Mesela şimdi devlet şöyle yapıyor ya, hükümetimiz veya devletimiz işte onbaşlı bir kişiye veriyor. Bence her eve bir hayvan verilmeli. 3 yıl o hayvanlar o evde kontrol altında alınmalı. Yani diyeceksin ki 3 yıl satamazsın kardeşim. Orada en azından bir tane buzağısını yetiştirmeli insan. İnanın şöyle üzülüyoruz. Hepimiz, benim kendi evimde tavuğum, ördeğim, her şeyim var. Kedimiz, köpeğimiz, mesela mahallede oturuyorum ama şey kalktı, hayvancılık kalktı yani burada. Halbuki şöyle bir şey var, mesela koyunculuk çok olabilir burada. Niye olabilir? Şimdi buradaki arazi her taraf otlak. Mesela yazın tam fındığın yetişme zamanına kadar burada arazi aslında fındık bahçelerinde yeni o yaylımı olan bir yer. Yazında yaylılara çıkar. Aslında bu hayvancılık, bu arada koyunculuk şey yapılabilir, teşvik edilebilir. Maalesef yeri olanlar da, mesela arazisi olanlar da bunlara çok sıcak bakmıyorlar ama hayvancılık, yani arka yaylaları olmayan ilçeler hariç bizde alt ilçelerde çok nadir kaldı. Yani hayvancılık çok yaygın bir şeyimiz yok. Yani. Peki başkanım, gençlerle ilgili bir çalışmanız var mı? Yani evet, sportif faaliyetler olsun, gençlik merkezi gibi tarzlarda. Biz yani gibi. Gençler şöyle, 2020 yılını aslında biz gençlik yılı olarak şey yapmıştık, ilan etmiştik Çatalpınar'da. Onlar şöyle bir hayalimiz vardı bu dönem. Aslında 15 tane mahalleye ben televizyon aldık. İşte onların maçlarını seyredeceği bir ortamlar, bazen orada işte köy imamları, muhtarlarla beraber evleri olanları, mesela şey yerleri olanları, köy odası olanları televizyonlara falan ayırdık. Onların maç yayınlanması için olan o kanallarını da tahsis ettik onlara. Dedik ki biz yapalım. İşte baktık ki birkaç sefer Fas'a gidiyor geçti. Gördüğüm yolda alırken geldim gece. Nereden geliyorsun? İşte diyor ki maça seyretmeye gittim. Bu tutkudur bu. Biz de çocukluğumuzda giderdik şeye. Onları şey yapacaktık. Böyle bir köy odalarının, muhtar odalarının olduğu yerlere de böyle bir gençlik yılı ilan ettik. Fakat bu pandemiye öyle bir şeye çattı ki, bu döneme çattı yani artık. Hatta şöyle bir plan yapmıştık. Diyelim ki A mahallesindeki bir gençlere bir hafta orada maç seyretmeye gidecek. O gençleri alıp başka bir yere, öbür mahalleye götüreceğiz. Misafir olarak da. Arabayla götüreceğiz. Evet. Böyle hani bütün gençleri buradaki 23 mahallemizde gençler birbirine kaynaşma yılı olacaktı. Bu pandemi yarısı ama bu şeyimiz bitmedi. Yani bu hayalimiz şey yapmadı, bir yıl ertelemiş olacağız sadece. Ama gençler arasında mutlaka bu kaynaşmayı yapacağız. İkincisi olarak da daha önce başkanımız döneminde yapılmış bir burada spor aletleri falan alınmış. Ama çok kullanılmamıştı. Onları tekrar orayı büyüterekten, yaklaşık binamız da var, polis karakolunun altında 400 metrekare gençlik merkezi yaptık orayı da. İşte dolaplarına, noksa olan dolaplarını yaptırdık. İşte pinbol masasını falan ayarladık. Yerinin zeminini yeniden kaleboturla yaptık. Aynalarını falan taktık, perdelerini. Önüne de güzel bir gençlerin orada spor yaptıktan sonra oturabileceği, sadece gençler değil, aslında tüm bizlerin de dahil akşamları rahat olabileceği, şu anda da şark köşesi tabir ettiğimiz, bu önümüzdeki günlerde de gelecek, köşede yaparak da oraya, onların içinde saunası da olan, her şeyi olan, televizyonu, maçlarını rahatlıkla seyredecek, sporunu yapacaklar, biri geldi gelecekler, duşlarını alacaklar, geri gelecekler, bu tarafta da kahvesini, çayını içecek, maçını seyredecekler, evine öyle gidecekler. Öyle bir alan yaptık, 400 metrekare. Açamadık ama şimdi onlara da haftanın bu halk eğitim üzerinde de bayanlara hafta 2 gün, onlar hocalarına dün konuştuk, tahsis ettik. Onların eşliğinde bir bilinçli o aletleri kullanma açısından.
Üç günü de, diğer günleri de erkekler olmak üzere Allah izin verirse önümüzdeki günleri de yapacağız. Onlar da şöyle bir şey daha yapacağız parkta. Şimdi üzerinde bir kulübe var. Ticaret var. Abimiz bize bir ay daha müsaade istedi. Oraya çok güzel bir gençlerin oturabileceği merkez yapacağız. Geçtik. Asas orada işte onları toplayabileceğimiz. Geçtik yılını onun için ilan etmiştik. Allah izin verirse belki de yılbaşına bu işi de yapmış olacağız o alanı. Üzerine de hem Çatalpınar'ın hizmetine su vereceğimiz, onların da rahat oturabileceği bir çay seyir terası olacak. Hem kışlık yapacağız, altı kışlık olacak boydan boya. Üstü de yazlık olacak. O parkımız aslında Çatalpınar çok güzel bir yer. Yani bu imkanımız var. Bunu da sadece oradaki abi, büfesi olan abi dedi ki bize bir ay daha müsaade et dedi. Biz geçen dönem sözleşme yaparken demiştik işte bizim burayı biz yıkacağız. Böyle bir şeyimiz var, hayalimiz var, bunu yapacağız diye. O da geçen geldi, bir ay daha müsaade istedi. Allah izin verirse gençleri, onlara büyük şeylerimiz var. Yine halı sahamız da var. Onlara türbin de yaptırdık. Yani Çatalpınar güzel bir yer. Halı sahası evet. Var, şey var. Halı sahamızda bir şey, buradan da Ergün Vekilime ekranları var, sizden bahsediyor. Halı saha onu bekliyor, vallahi onarımı, sahası falan, sayın vekilim. Burada gençler sizlerden bunu bekliyor. Onun da haberi var, inşallah onu da onarım. Normal şu çim sahanız evet. Mevcutta var değil mi başkanım? Suni çim ama gerçekten ilçemiz güzeldi. Orada şimdi kapalı spor salonu da yapıldı. Evet. Okul yapıldı. Anadolu Hacı Cevat Eriş İmam Hatip Lisesi yapıldı. Onun sahasına spor salonu olmadı 12 dönümlü bir arazi. Evet. O da bizde orada şeyimiz vardı. Taş makinemiz vardı. Parke makinemiz. Onu söktük aldık oraya. O spor tesisini kurduk. Orada spor kompleksi olacak. Allah izniyle parkı falan da yapacağız. İlçemiz çok güzel. Yani ben o Hacı Cevat abiye de onun babası adına Hacı Ali Eriş Vakfı adına verilmişti zaten yer, 12 dönüm yer buraya verildi. O İmam Hatip'i yapılmasına sebep olan Cevat Eriş abimize burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 12 dönüm yer herkes vermez ya. Yani. Evet. O da ismi de yakıştı. Şu anda okulda açıldı. Daha önce yine de Cevat abimiz de burada onlar reklamını reklam gibi geliyor onlara. Söylenmesini istemiyorlar ama buraya bir tane de acil gece poliklinik yaptırdı. 4 kat. Toplam 900 metrekare. Şu anda üstünde 112'nin durduğu. Hep bütün katlarının da işte kale fayansla kale budurla mermerle döşettirdi. Gerçekten Cevat abiye de teşekkür ediyorum. Burada bir iğne vurmaya Fatih'e gidiyorlardı akşam saat 5'ten sonra. İşte devletimizin bir hizmeti ama bunu da şöyle bir şey dediler. Siz binayı yapın, biz doktora atayalım. Şimdi evet. Akşam da her akşam burada da doktorumuz var. Acil poliklinik. Buradan büyüklerimize de siyasi büyüklerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu eser de Numan Bey'in bir eseriydi. Ona da teşekkür ediyoruz ya. O dönemde yapılmıştı. 5 tane ilçe hastanesi olmayan işte bizim gibi Kabataş, Çatalpınar gibi, Çamaş gibi, işte Kabadüz gibi ilçelere, Çaybaşı bu ilçelere şey yapıldı. Acil poliklinik. İlk yapanlarını Cevat abi yaptırmıştı kendisi. Evet. Hiç katkı yapmadan. Yaklaşık da 400 bin lira falan çıkmıştı yani o zaman. Yani devletin imkanlarını da rahatlıkla anlıyorsunuz. O da tabii yani biz Allah razı olsun yani bizim o konuda bir şeyimiz yok. Yani gerçekten ben yaklaşık olaraktan işte 6,5 yıl bitti. Tam 6,5 yılın bittiği aylardayız. Geldiği günden beri Çatalpınar'a yapılan Çatalpınar'ları görüyor. Noksanlarımız var mı? Elbette var. Yani bir dere ıslah çalışması belli başlı bir projeydi. Evet. Mesela bu dere şu anda gördünüz. Üzerinde de şu anda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da hemen talimatlarıyla başlıyor. Bir gölet yapacağız şimdi. Göletler yapıldı, bitti. Sadece şimdi o hemen bizim Haşal Köprüsü dediğimiz aslında Çatalpınar'ı Çamaş'a bağlayan, Gülgentepe'ye bağlayan bir köprümüz var. Haşal Köprüsü tabiriyle. Şu anda 2 ay gibi kısa bir sürede bu köprü yapılıyor.
birinci tarafının betonu atıldı bugün. Yarın da demirli bağlı, yarından sonra Cuma günü öbür tarafı betona atılıp belki de bir hafta sonra da şey yapılacak, faaliyete geçecek. Diyorlardı ki vatandaşlar 6 ayda bu köprü bitmez. Ama var ya inanın şu anda bu köprünün üzerinde 1,5 ayda bitecekti. İlgili o kirişlerin atıldığı köprünün kirişleri yapan fabrikada pandemi dönemesinde 10 tane işçileri koronaya yakalanıyor ve fabrika kapatılıyor. 10 gün gecikti ama önümüzdeki bir hafta içerisinde köprü faaliyete geçecek. Bundan dolayı gerçekten vatandaşlarımız yukarıda büyük köyler var. Mesela Haşal var, Keçili büyük bir köy, Gündoğdu büyük bir köy, Hasan Dağı ta şeye kadar. Bu tarafta da Terimli, Şirinköy, Sakargiriş gibi köylerin buraya gelenler insanları mağdur oldular. Bazı işte ırmaktan geçti, kızdılar ettiler ama biz onlardan da özür diliyoruz yani. Bu bir hizmet yaparken mutlaka bir bedeli ödeniyor. Evet. Yani kimsenin de seyri bir diyenek yok ki hemen bir başka yere başka bir şey hemen kuralım da ondan sonra da burayı yapalım diye. Mutlaka bir acizlikleri oldu. Biz onlar adına hizmetten dolayı özür diliyoruz yani. Yapılan hizmet yapılırken bu tarafta mağdur oldular ama çok da uzun sürmedi. Bir hafta sabretsinler. Havalar da bize müsait etti, o verdi Allah Cenab-ı Allah. Çok güzel de bir hizmet oldu. Yaklaşık 8 metre uzunluğu çip gelişti. Bir köprü oldu. Ben şimdiden kazasız belasız kullanmasını buradaki insanlara Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Peki başkanım burada. Ben şimdi merak ettiğim konulardan biri Çatalpınar'da bir HES projesi var. Evet. Yapılan. HES'lere karşı mısınız? Yok, HES'lere karşı değilim. HES'in yerine karşıyız bazen. Mesela Çatalpınar'da karşıyım. Yani ne gibi yani düşüncelerimiz yerine, yok, var? Yok şöyle yani. Bir şey. Kimse bu ülke üzerindeki akarsuların şeyine karşı değiller. Yani her şu anda bazı yerlerde sesini yükselten vatandaşlarımız da oluyor ama şu olmuyor yani. Ben kendi görüşüm olarak söylüyorum. Burada hiçbir siyasi şeyim falan yok. Siyaset olarak konuşmuyorum. Bir vatandaş olarak da. Evet. Burada diyelim ki Ekrem sizin yanınızda olsam mesela şöyle düşünürüm. Ya vatandaşa sorulmalı. Yani nereye yapılmalı bu iş? Mutlaka yapılsın. Yani bu sular niye boşuna aksın yani? Şimdi aslında hani şöyle bir şey duymuştum. Artık dünya şuna gidiyor. Küresel ısınma ile beraber iklimlerin kardan sonra, önce yağışların bol olacağı, karın az olacağı bir iklime gidiyor. Bu da ne demekti? Artık suları denize serbestle akıtmamak lazım. HES olur mesela biz o konuda şanslıyız. Bir tane HES'imiz var ama ben yerine ta o zaman da karşı geldim. 2009'da karşı gelen yerine karşıyım. HES'in olduğu şu andaki suyun toplandığı yerde HES olmalıydı. Daha yukarıda yapılmalı. Evet. Yani o kadar coğrafyamız o kadar mesela uygun ki bu HES yapılmaları yerine göre ama. Oranın yerisi oranın halkıyla beraber karar verilmeli diye düşünüyorum. Yani ön harita üzerinden yapılmalı. Ön istişaresi evet. Bizim etkisimiz ne biliyorsun? Oktay, harita üzerinden yapılıyor. Harita aslında oradan göründüğü gibi değil bu şeyler. Yani uydudan göründüğü gibi değil. Bence istişare yapılmalı. Yerinde, yerine yapılmalı. Kimse burada işte yerleşim yerinden uzak olmalı. Şimdi bizim HES'imiz şu anda Çatalpınar'ın merkezinin yarı tarafının suyunu götürdü. Şimdi evet. Göletle kurtarmaya çalışıyoruz. Sayın Bakanımız, ben teşekkür ediyorum burada. O bir enerjici olduğu için. Bir de genel sekreterimiz var. O da sucu. Devlet Su İşleri'nden gelen. OSKİ Genel Müdürümüz de sucu. O da Devlet Su İşleri'nden gelen. İşte onlar da buraya hatta ya buraya dedim ben hatta şunu söyledim. Ya genel müdürüm, sayın genel sekreterim buraya dedim. Hilmi Bey de sayın bakanımız da geldi köprüden. Dedi ki hala bura yapılmadı. Dedim başlanacak. Sabah hemen makineler geldi. Şimdi yaptık Allah razı olsun. Dedi ki buraya güzel bir gölet kazandıralım. Doğal. Şeyi eşerekten. Ben böyle set yapılırsa taşar dedim. Ya, öyle değil dedim. Biz bu İşte dere ıslat çalışmasını yaptırdığımız duvarların yaklaşık 5'er metre kenarlarından suyu oyaraktan doğal yaptılar. Şimdi birikleri de yapıldı. Köprünün şeyine bakıyoruz. Allah izin verirse köprü faaliyete geçtiği zaman da suyu göletlere vereceğiz. Belki de canlı yaşatacağız orada. Belki de 3-5 balık yaşar. Belki de üzerine şunu söyleyeyim hayal. Şimdi orada bir çıktı. Çocukların sandal yapacağı ördeklere işte ufak el kayıklara bineceği ufak
böyle bir şeyler de yapmayı düşünüyorum şimdi. Fıskiyelerin olacağı bir yer. Çok güzel bir alan çıkacak. Belki de olta balıkçılığı olacak. Derede. Şimdi burada da bir olta balıkçılığı olur. İnsanlar, parklarımız var. Yanı başında bir projemiz var Allah izin verirse. İnşallah faaliyeti bitiririz. Şu anda maliyeti hesaplanmak üzere. Projenin mimarisi bitti. İşte o köprünün başına lokanta ve kafeterya. Kenarlarına da kamalyalar, yürüyüş yolu, bisiklet yolu yaptırıp hep iki ırmak arasında. Böyle bir hayalimiz var. İnşallah bu hayallerimiz gerçek olur diye hayaller düşünüyorum. Hayaller dediniz de başkanım. O zaman size mesela son bir soru olarak şunu sormak istiyorum. Evet. Çatalpınar'da gerçekleştirmek istediğiniz en büyük hayaliniz ne? Bak hayalim şu. Ben yollar falan yapılıyor zaten. Hani Sayın Bakanımız da diyor ya, ben, evet. Büyükşehir Belediye Başkanı. Yol su bizim asli görevimiz diyor yani. O yapılacak diyor. Olmazsa olmaz. Bu sene de gerçekten şu anda çok büyük bir kuraklık halindeyiz yani. Şey olarak da yani ilçe merkezde su sıkıntımız yok ama hiç olmadı. Ama köylerde lokal olarak da 3 tane mahallemiz var ki çok büyük su sıkıntısı. Göller belde olarak da bir tane kuyu iflas etti. Orada bir sıkıntı var. Evet. Yeni Mahalle ve Karşıyaka'da sıkıntı, bir de Güneyci'de. Büyük su olarak da Yeni Mahalle ve Karşıyaka Mahallesi'nin su projeleri ihale verildi. Önümüzdeki günlerde bir hafta veya 10 gün içinde geliyorlar. Başlanacak Allah izin verirse. Buradan OSKİ Genel Müdürlüğümüze de yine teşekkür ediyoruz. Hayalim şu. Bu ırmak yataklarının var ya. Burayı yani insanların şöyle uzaktan hani yüksekten gördüğü zaman da Çatalpınar gerçekten görseli çok güzel bir yer. İşte Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bu göletlerin biraz daha yukarı doğru kaydırıp işte şu anda şu arka tarafta çocuk parkımız var orada. O parkın yanlarından gelip de komple gölet halinde olması, onların kenarlarında Sayın Bakanımız söz verdi bize. O çizdirdiğimiz projeyi oraya yerleştirirsek, o kamalyaları falan, lokantaları işte o projeyi oraya yerleştirmek, bu dere ıslak çalışmasında hem iki tarafı, işte bu taraftan da sanayinin bu tarafından da yine şimdiki ana yola çıkaracağımız köprünün iki tarafı, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, oraya bir ışıklandırmak. İnsanların Fas'tan dahi şöyle işte Çatalpınar'a gidelim de şu ırmağın sesini, suyunun sesini dinleyip de çaylarını içilmek ve ilçemize böyle bir eseri kavuşturmak en büyük hayalimiz. İnşallah. Bir de. Bunun içine de büyük bir parkımız orada. Şu anda projesini de tamamladık. Allah izin verirse bir düğün salonu yapmak. İnşallah Sayın Başkanım. Sayın Başkanım son 3 dakikamız. Ya o kadar siz, oldu mu? Siz hemşerilerinize eğer ki neler söylemek istersiniz? Biz sizi hemşerilerinizle baş evet, başa bırakalım. Buradan ekranlar başında AL2 TV'ye aracılığıyla bizi şu anda Facebook'tan, işte TV'de, Çakır TV'yi, Moda TV'den izleyen bütün hemşerilerime umutsuzluğa kapılmasınlar. Gerçekten çok güzel hizmetler oldu. Bunlar da zaten sayın vatandaşlarımızın zaten bilincinde. Bunlar yapılmayanları da görüyor, yapılan. Yapamadıklarımız var, evet. Ama yapılacak olanlar az kaldı. İşte bana da yok, bize de yok demeyin mutlaka geliyor. Karşı tarafta yapılan her şey size o gelecek hizmeti bir adım daha yaklaştırıyor. Umutsuzluğa kapılmasınlar. Biz yol olarak da olsun, su olarak da olsun, altyapı olarak da olsun, bütün mahallelerimizde, yani 23 mahallenin 23'üne de bizim yol sorunumuz bu dönem kalmayacak. Zaten söylüyorum, yeni mahalleye önümüzdeki 15-20 gün içinde ana yolu bitecek, sıcak asfaltı. Karşıyaka'ya makine atıyoruz. Güneyci'yi onarıyoruz. Seneye Allah izin verirse onu da asfaltına atıyoruz. Ara yolları bize bırakın diyoruz. Yani ara yolları da bu dönem içinde Allah izin verirse onları da betondan, yine satıyı kaplama asfaltlarıyla beraber yapacağız. Buradan yine 2 tane çocuk oyun parkı gönderdi. İzzet Gündoğar Başkanımıza, Park ve Bahçeli Büyükşehir Belediye'de bizdeki, ona da buradan ekranları başına teşekkür ediyorum. Çocuklar adına bir tanesi kuruldu Göller Belediye'mize. Ben diyorum ki, hani derler ya, bizi izlemeye devam edin. Gerçekten çok şey, güzel şeyler oldu. Burada tek tek
bunu anlatsak böyle bir saat daha olması lazım. Ama bu programın şeyi başkanla 52 dakika, evet. 52 olduğumuz için biz de dakikamıza riayet edelim diyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Çatalpınarlıları görüyor. Ben diyorum ki noksanlarımızı tamamlamak için bir fırsat daha verdiniz bize. Biz de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Diyoruz ki hizmetler birebir ayağınıza gelecek. Ben buradan bütün Çatalpınarlıları sizin aracınızla, AİK'li Tİ aracılığıyla onlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah diyorum ki bu koronadan bizleri bir an önce kavuşturur. Gerçekten şu anda artık misafirliklerin örf adetlerimizi kaybettik. İnşallah ona tekrar kavuşturur. Bizi diyorum kucaklayacağımız bir alan tekrar çıksın diyorum. Ben bütün hemşehrilerimizi hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıklı ve sıhhatli hoşça kalın diyorum. Sağ olun başkanım. Evet efendim, bir programın da sonuna geldik. Çatalpınar Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Türe Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.